Daha önce hiç termodinamiğin sıfırıncı yasası diye bir şey duymuş muydunuz? Kulağa biraz garip geliyor öyle değil mi? Bir şeyin birincisi, ikincisi, üçüncüsü sıkça karşımıza çıkar ama sıfırıncısı pek alışık olduğumuz bir kavram değil. Bu yasaya neden sıfırıncı yasa dendiğinden az sonra bahsedeceğim. Son derece açık ve basit bir açıklaması olan sıfırıncı yasanın ne olduğunu duyduğunuzda da böyle bir şeyin neden yasa olarak kabul olduğunu düşünmeden edemeyeceğinize eminim. Bu yasayı ilk duyduğumda ben de çok sıradan olduğunu düşünmüştüm ama hakkında biraz düşündüğümde eskisi kadar sıradan gelmemeye başladı. Bu videoda size de bu yasanın aslında göründüğü kadar sıradan olmadığını anlatmaya çalışacağım. Evet bakalım şu sıfırıncı yasa neymiş? Sıfırıncı yasa termal denge ile alakalıdır. Termal dengeyi açıklamak için diyelim ki elimizde buna benzeyen yeşil olduğu için kivili olsun. Evet diyelim ki elimizde bir dilim kivili pasta bir de metal küre var. Şimdi bu metal küre ile kivili pastayı ısı değişimi yapabilecekleri şekilde tutacağım. Sizce ısı akışı hangi yönde olur? Isının sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğru akacağını biliyoruz. Pastayı buzdolabından çıkardığımızı metal kürenin de oda sıcaklığında durduğunu düşünelim. Bu durumda metal küreye pastaya göre daha sıcak olduğundan ısı metal küreden pasta dilimine doğru hareket edecek. Tabii net ısı değişiminin bir noktada duracağını biliyoruz. Evet, ısı değişimi devam ederken bir noktaya geldiğimizde metal küreye pastayı yetere kadar ısıtmış olacak ve böylece ısı değişimi de duracak. Sonuç olarak aralarında ısı değişimi olmayan bir dilim pasta ve bir metal küre elde edeceğiz. Bu duruma yani iki cisim arasındaki net ısı değişiminin durduğu duruma termal denge adı verilir. Harika. Çok güzel anlattım da tüm bunların sıfırıncı yasayla ne gibi bir ilgisi olabilir? Diyelim ki bunu yaptınız. Bir dilim pastayla metal küreyi bu şekilde üst üste koydunuz ve dengeye gelmelerini beklediniz. Dengeye geldikten sonra da ortama üçüncü bir cisim örneğin bir miktar su eklediniz. Suyun ne kadar olduğunun önemi yok. Ne diyordum? Pasta ile kürenin termal dengeye ulaşmasını bekledikten sonra küreyi buraya getirip suyla temas edecek bir şekilde tuttuğunuzu düşünelim. Gerçek hayatta işler bu şekilde yürümeyecek ama diyelim ki suyla küre arasında da net bir ısı değişimi yok. Yani burada da termal bir denge söz konusu olsun. Normalde küre ile su arasında da bir ısı değişimi olur ama bu seferlik ısı değişimi olmadığını varsayacağız. Bu noktada 2 numarayla 1 numara termal dengede yani ısı değişimi yok. 2 ile 3 de termal dengede. Burada da ısı değişimi yok. Peki 1 ile 3 birbirine temas ederse ne olur? Isı değişimi olur mu diye merak ediyor olabilirsiniz. Zurnanın zırt dediği ve termodinamiğin sıfırıncı yasasının da konusu olan nokta işte bu. Ve cevap hayır. Yani burada da ısı değişimi olmaz. Sıfır ya da sıfırıncı sözünün hiçbir değişim olmamasından geliyor olduğunu düşünmek hatırlamanızı kolaylaştırabilir sıfır değişim. O halde sıfırıncı yasayı hemen özetleyeyim. Eğer birinci cisimle ikinci cisim, ikinci cisimle üçüncü cisim termal dengede ise birinci cisimle üçüncü cisim de termal dengededir. Evet sıfırıncı yasa bundan ibarettir ve şu anda hepinizin tamam da zaten bunun tersi bir durum nasıl olabilir ki diye düşündüğünüzün farkındayım. 1 ile 2, 2 ile 3 dengede ise 1 ile 3 de dengede olur öyle değil mi? Bu çok basit bir matematik denklemi. Aynı zamanda da doğanın bir kanunu diyebiliriz. Ama şimdi biraz daha derin düşünelim. Sizce bunun bu şekilde olmadığı doğal bir durum, farklı bir dünya ya da uzak bir evren söz konusu olabilir mi? Evet şunları birbirinden ayıralım ve diyelim ki yani varsayalım ki pasta ile kürenin termal dengede olduğu bir evrendeyiz. Isı değişimi yok küre ve su da termal dengedeler ama pasta ve su termal dengede değiller. Yani ısı değişimi var. Sizce de bu korkunç bir durum olmaz mı? Düşünsenize, bu garip evrende elimizdeki maddenin cinsine göre sıcaklık tanımı yapmamız gerekiyor. Pasta ve küre sıcaklığı, küre ve su sıcaklığı, su ve pasta sıcaklığı. Çok korkunç ama neyse ki bizim dünyamızda işler bu şekilde işlemiyor. Dünyamızı da barındıran evrenimiz sıfırıncı yasaya uyduğu yani iki cisim termal dengede olduklarında sıcaklıkları aynı olduğu için herkes için geçerli bir sıcaklık ölçeğine sahibiz. Başka bir deyişle sıfırıncı yasa sayesinde bu pastanın kürenin ya da suyun sıcaklığının 20 derece Celsius olduğunu söyleyebiliyorum. Hangi ikisinin temas halinde olduklarının hiçbir önemi yok. Evet, Hangi ikisini birbirine değdirirseniz değdirin aralarında net bir ısı değişimi olmayacak. Çünkü sıcaklıkları aynı. Eğer sıfırıncı yasa geçerli olmasaydı o zaman bunu söyleyemezdik. Pasta ile küre aynı sıcaklıkta olsunlar. Küre ile su da. Ve mesela bu iki sıcaklıkta 20 derece olsun. Ama eğer sıfırıncı yasa geçerli olmasaydı su ile pasta aynı sıcaklıkta olmadıkları için bu iki 20 derecenin aynı ilki 20 derece olmayacaktı o zaman bize iki farklı ölçek gerekirdi ve bu gerçekten de işimizi çok ama çok zorlaştırırdı. İşte bu yüzden de termodinamiğin sıfırıncı yasasına saygı duymalı ve onu çok sevmelisiniz. Sıfırıncı yasa olmadan bir hayat düşünmek zor. Peki son olarak bir soruya daha cevap vermeye çalışacağım. Bu yasa neden sıfırıncı yasa olarak adlandırılmıştır? Fizik dünyası birinci yasa üzerinde çok uzun yıllar çalışmış ve sonunda başarıya ulaşmış. Fark edemedikleri şey ise termodinamiğin her yerde ve her madde için geçerli olan bir sıcaklık ölçeğini dayanıyor olması ve bu durumun birinci yasadan bile çok daha temel bir öneme sahip olmasıydı. Birinci yasadan daha temel olan bu yasaya birden önce gelen bir numara vermek istediklerinde de ellerinde sıfırdan başka bir seçenek olmadığı için de bilim insanları bugün öğrendiğimiz yasaya termodinamiğin sıfırıncı yasası adını veriyorlar.